Selamlar değerli arkadaşlar. Özdeş, kale elektroskopları arasındaki açılar alfa ve beta olarak verilmiş bizlere elektroskopları birbirine bağlayan iletken tellerdeki anahtarı kapatılıp yük alışverişi tamamlandıktan sonra elektroskopların yapraklar arasındaki açı teta oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde bir soru var karşımızda. Değerli arkadaşım, öncelikle buradaki öncüllere dikkat ettiğim zaman bakın 1 ve 2'de alfa ve beta açıları öncelikle birbirine eşit verilmiş. Alfa ve beta, yani başlangıçta anahtarlar kapatılmadan önce yapraklar arasındaki açıklıkların eşit olması durumlarını bakın incelemek istiyorum. Bunu sağlamak için tabii ki elektroskoplardaki yük miktarlarının eşit olması gerekir. Diyelim ki burada K elektroskobundaki yük miktarı artı 10Q. L elektroskobundaki yük miktarı da artı 10Q olursa tabii ki buradaki yapraklıklar arasındaki açıklıklar eşit olur. Peki anahtarı kapatırsan ne olur? Anahtarı kapattığın zaman tabii ki buradaki yük alışverişi söz konusu olmayacak. Zaten özdeş elektroskoplarda eşit miktar yük var. Dolayısıyla son durumda yine yapraklar arasındaki açılar alfa ve beta olarak kalmaya devam edecek. Öyleyse burada şunu ifade edebiliriz değerli arkadaşım. Alfa eşittir beta, tabii ki yük alışverişi olmadığı için teta da bunlara eşit. Yani hiçbir değişiklik yok sistemde. Peki bu böyle bir şey göremedik. Şimdi ikinci bir olasılığımız var. İkinci olasılığımız da şu. Burası artı 10Q, burası ise eksi 10Q. Böyle olduğu durumda yine alfa ve beta açılarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz başlangıç koşulları için. Peki anahtarı kapattığımız zaman ne olacak? Nötrlenme olacak. Yapraklar kapanacak. Dolayısıyla teta açısı 0 olur böyle bir koşulda. Ve bu koşul için ne deriz? Alfa ile beta birbirine eşit. Teta 0 olduğu için bunlardan nedir? Tabii ki daha küçüktür. Evet, işte gördük. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizin tabii doğru olamayacağını da söylüyoruz. Bunu uğurladık. Eyvallah dedik. Hemen 3'e bakalım. Evet, alfa beta'dan büyük. Alfa beta'dan büyük olursa nasıl bir koşul söz konusu olabilir? Onun üstünde değerlendirelim. Mesela değerli arkadaşım, burası artı 10Q olsun. Burası da artı 2Q'luk yük fazlalığına sahip olsun. Nedir burada net yük fazlalığım? Artı 12Q. Nasıl dağılacak? Artı 6Q'ya artı 6Q. Yani denge koşulu söz konusu olduğu zaman K'nın yaprakları biraz kapanarak, L'nin yaprakları ise biraz açılarak denge sağlanacak. Öyleyse bakın, denge koşulunun sağlandığı açı olan teta açısı alfadan tabii ki daha küçük olacak. Alfa teta'dan büyük. Evet, beta ise tabii ki artarak denge sağlanıyor. Dolayısıyla teta da neden büyük? Beta'dan büyük. Hemen böyle bir şey görüyor muyuz? Evet, üçüncü maddemizde var bu. Dolayısıyla sevgili kardeşim, sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacak. Merhabalar değerli arkadaşım. Her birinin EMK'sı epsilon olan iç dirençleri önemsiz üreteçler ve R dirençleriyle oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir deniyor. Buna göre elektrik devresindeki ana kol akımını veren ifadeyi bulmamız isteniyor. Hemen bakın, oldukça kolay bir soru, tatlı bir soru. Yapacak olduğumuz şeyler çokça belli. Evet, şunu yapacağız. Bakın buradaki epsilon EMK'lı üreteçlerden bakın işaretlemiş olduğum bu tarafa doğru akım göndermeye çalışırken alttaki tam tersi yönde akım göndermeye çalışıyor. Yani zıt bağlanmışlar. Öyleyse bunlar tabii birbirlerini ne yaptılar? Öldürdüler. Geri kalan üreteçlere baktığımız zaman paralel kollardaki net EMK değeri EMK'lardan bir tanesinin büyüklüğü kadardır. Buradan bir epsilon geliyor. Seri bağlanmış. Bakın yanda bir üreticimiz daha var. Öyleyse devredeki toplam EMK değerimiz 2 epsilon. Süper. Şimdi gelelim dirençleri de çözümleme yapmaya. Bakın burada dirençlerimiz birbirine paralel bağlanmış. Buradan bir R bölü 3 elde edeceğiz. Yanda da bir tane R var. Evet, toplam direncimiz R artı R bölü 3'ten tabii ki 4 R bölü 3 olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşim, burası 6 epsilon bölü 4 R'den 3 epsilon bölü 2R değerinde bir ana kol akımı geliyor ve onu nerede görüyoruz? Nerede? Evet, C şıkkında. Selamlar millet. KLM dirençlerine ait potansiyel fark, akım şiddeti grafiği şekil 1'deki gibidir. KLM dirençleriyle oluşturulmuş devre parçası da şekil 2'deki gibi bizlere veriliyor. Buna göre X, Y noktalar arasındaki eşler direncin büyüklüğü
M'nin direncinin büyüklüğünün kaç katıdır şeklinde bir soru var. Şahane, bakın çok kolay. Yapacak olduğumuz şeyler çokça belli. Peki hemen başlayalım. Burada ohm kanunu gereğince değerli arkadaşım V eşittir I çarpı R yazabiliyorduk değil mi? Öyleyse hemen burada direnç ifadesi olarak gerilimin akıma oranını ifade edebiliriz. Hemen grafiklerde bakın bunu kullanalım. Hemen M'ye dikkat ettiğimiz zaman V gerilimi bu M için 3I akımı meydana getiriyor. Öyleyse hemen şurada değerli arkadaşım buraya yazalım. RM eşittir V bölü 3I. Süper. Hemen gelelim L için yazalım. RL eşittir. Bakın 3V gerilimi 3I akımı meydana getiriyor. 3V bölü 3I dedik. Güzel. Hemen K'ya geçelim. 4V akımı 4V gerilimi 2I akımı meydana getiriyor. R, K olarak da 4V bölü 2I'den 2V bölü I ifadesini yazabilirim. Peki şimdi burada şunları söyleyebiliriz. Bakın buradaki V bölü 3 ifadesine ben R dersem eğer V bölü I ifadesi tabii ki 3R olacaktır. Öte yandan bakın KL'nin 2 katı, öyleyse buradaki direnç değerimiz de nedir? 6R'dir. Gelin bunları yerleştirelim. Bakın M'nin direncine R demiştik. L'nin direncine 3R dedik. K'nın direncine de 6R dedik. Süper. Bakın ne kadar kolay. 6 ve 3'ün eş değerinin ne olduğunu, 2R olduğunu biliyorsunuz. Nereden geliyor derseniz, bu paralel bağlı kollarda nasıl buluyorduk? Çarp kardeşim bölü topla kardeşim. Öyleyse burada 18 bölü 9'dan 2R'lik bir eşdeğer elde ettik. 1R'de M var, seri bağlı. Öyleyse bu yapı içerisindeki toplam eşdeğer direnç 3R olacaktır. Ve M'nin direncinin tabii ki 3 katı. Cevabımız Bursa. Selamlar gençler. KLM direncine ait potansiyel fark akım şiddeti grafiği bizlere veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir soru var karşımızda. Hemen dirençler ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bakın hepsine aynı potansiyel fark uyguladığımızda, hepsine V gerilimi uyguladığımızda meydana getirdiğimiz akımlara dikkat edin. Burada hemen şunu ifade edelim. Ohm kanunu gereğince V eşittir I çarpı R yazdık. Bakın üçüne de aynı gerilimi uyguladığımızda akımı küçük olanın tabii ki direnci büyük olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşim burada hemen K'nın direncinin en küçük akım şiddeti olması gereğince en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla RK büyük, RL büyük, RM şeklinde dirençleri sıraladık. Öyleyse K'nın direnci L'ninkinden tabii ki büyüktür. Süper. Hemen bunu artımızı verdik. 2'ye geçelim. K ve L'nin seri bağlanmasıyla elde edilen eşdeğer direnç K ve M'nin seri bağlanmasıyla elde edilen eşdeğer dirençten büyüktür diyor. Şimdi K ve L'yi seri bağladığınız zaman eşdeğer direnç tabii ki ne olacak? RK artı RL olacak. Seri bağlamada normal bildiğiniz skaler toplama işlemiyle eşdeğer bulunuyor. KM'yi seri bağlarsak peki eşdeğer direncimiz ne gelir değerli kardeşim? RK artı RM gelir. Peki biz buradaki direnç sıralamasını ifade etmiştik değil mi? Buradaki K'lar ortak olduğuna göre ve L'nin direnci M'den büyük olduğuna göre burada ifademiz tabii ki ne olacak? Doğru olacaktır. K ve L paralel bağlanmasıyla elde edilen eşdeğer direnç M'nin direncine eşit olabilir mi? Şimdi K ve L'yi nasıl bağlıyoruz? Paralel bağlıyoruz. Değerli arkadaşım, paralel bağlama işlemiyle elde edilen eşdeğer direnç her bir direncin büyüklüğünden daha küçük olacaktır. Mesela bir örnek verecek olursak, İki tane paralel bağlı direncimiz olsun. Bunlar da ne olsun? 20 ohm ve 5 ohmluk dirençler olsun. Eşdeğer direnci nasıl hesap ediyorduk? Çarp bunları 100. Topla bunları 25. 4 ohm gelir. Bakın buradaki 4 ohm görmüş olduğunuz gibi hem 5 ohmdan hem de 20 ohmdan daha küçük gelir. Ve her zaman bu sonuçla karşılaşırız. Paralel bağladığımızda elde ettiğimiz eşdeğer direnç her bir dirençten daha küçük. Öyleyse K ve L'nin paralel bağlanmasıyla elde edilen eşdeğer direnç, yani şu ikisinin paralel bağlanmasıyla elde ettiğimiz eşdeğer direnç her birinden daha küçük olacak. Dolayısıyla M'nin direncine eşit olabilir mi? Tabii ki olabilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı değerli kardeşim Edirne şıkkı.
Selamlar değerli kardeşim. Bir devre parçasında baz dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farklar V1, V2, V3 bizlere verilmiş. Bunların büyüklükler arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bak yapacak olduğumuz şey oldukça basit. Burada akımları dağıttığımız zaman zaten sonuç ortaya çıkacak. Hemen başlayalım. Şimdi 6R'lik bir kolumuz var ve aşağıda yine 6R'lik özdeş bir yapı söz konusu. Paralel bağlı bu kollar, dolayısıyla 6R'den iyi geçiyorsa aşağıdaki 6R'den de iyi geçecek. Dolayısıyla buradan 2İ'lik bir akım gelmiş olacak. Güzel. Şimdi öyleyse şunu söyleyebiliriz. Buradaki gelim değerimiz, yani V1 neye eşittir? 2İR'ye eşittir. Peki buradaki gelim değerimiz 6İR'dir. Dolayısıyla sevgili kardeşim, buranın tamamında 8İR'lik bir gelim değeri var. Peki aşağıdaki şu kola dikkat eder misiniz? İşte o kolda yukarıdaki kolun tamamına paralel. Öyleyse aşağıdaki kolda da 8İR'lik bir gerilim değeri olması lazım. Bu kolda dikkat edin. 4R direncimiz söz konusu. 8İR'yi sağlamak için buradan gelen akımın da tabii ki 2İ olması gerekiyor. Süper. Öyleyse hemen V1'i hesap edelim. 2İ akım geçiyor R üzerinden. Öyleyse 2İR. Devam edelim. V2'ye bakalım. İ 3R üzerinden geçiyor. Dolayısıyla 3İR'lik bir gerilim söz konusu. V3 gerilimi aşağıdaki 2R uçlar arasındaki gerilim değerini ölçüyor. Dolayısıyla V3 burada 2İ 2R üzerinden geçtiğine göre 4İR olacaktır. Ve sonuçta sıralamamız 3-2-1 şeklinde olacak. 3-2-1'i de değerli kardeşim tabii ki Bursa şıkkında görüyorum. Merhabalar, ben Alper Emrak Gümüş. Şimdi bu sorumuzun değerlendirmesine hemen başlıyorum. İç direnci önem süreteç, RX, RY dirençleri ve K lambası ile oluşturulmuş şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıktır denmiş. S anahtarı kapatılırsa niceliklerinden hangilerinin azalacağı soruluyor bizlere. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. S anahtarı kapattığın zaman ilk gözlemlediğin şey şuradaki RX direnci ölecek, değil mi? Niye? Uçlarda aynı potansiyel değeri söz konusu. Dolayısıyla kısa devre gereğince RX direncini uğurlayacağız. Evet, şimdi RX direnci ortadan kalktığı zaman neler olacak? Hemen ona bakalım. Başlangıçta tabii ki üreticin gerilimi buradaki RX direnci ve K arasında paylaştırılmış durumdaydı. Peki RX direnci öldüğü için buradaki V geriliminin tamamı artık K lambası üstünde, değil mi? Tabii ki evet. Dolayısıyla K lambasının ışık şiddeti tabii ki artar. Ama bize hangisi azalır diye soruluyordu. Öyleyse birinci öncülümüzü uğurladık. Hemen ikiye geçelim. Ampermetrenin gösterdiği değer bir değişiklik yaşanır mı? Değerli arkadaşım dikkat et, buradaki kollar birbirine paralel. Peki sen yukarıdaki anahtarı açmışsın, kapatmışsın, ortadaki kol bunu hiç tınlamaz, hiç umruna gelmez. Çünkü ortadaki kolun belli bir gerilimi var ve o kol üzerindeki dirençte bir değişiklik yok. Öyleyse bu kola çekilen akımda bir değişiklik olur mu? Tabii ki olmaz. Öyleyse ampermetrenin gösterdiği değer değişmeyecektir. Evet, bunu da uğurladık. Geldi, elimizde sadece 3 kaldı. Üreticin tükenme süresi. Şimdi değerli arkadaşım şuna bakalım. Bu ortadaki kola çekilen akım I1 olsun. Yukarı çekilen akım ise I2 olsun. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi anahtarı kapattıktan sonra I1'de bir değişiklik var mı? Yok tabii ki, bu sabit. Ancak yukarı koldaki direnç ne yaptı? Sonuçta azalmış oldu RX'in kısa devre olmasıyla. Direnç azaldığı için yukarı çekilen akım tabii ki ne yapacak? Artacak. I2'nin artacağını söyleyebiliriz. Öyleyse üreteçten çekilen akım, yani I1 artı I2'nin de artacağı şüphesiz. Güzel. Değerli arkadaşım, burada üreteçten çekilen akımla tükenme süresi bildiğiniz gibi ters orantılı. Çekilen akım arttığı için tükenme süresi azalacaktır ve cevabımız Adana şıkkı. Merhabalar millet, ben Alper Emrak Gümüş. İç dirençleri önemsiz üreteçler, özdeş dirençlerle oluşturulan elektrik devrelerinin şekildeki gibi olduğu ifade edilmiş. Kale üreteçlerinin tükenme süreleri oranı nedir diye soruluyor. Değerli kardeşim, bu soruda öncelikle şekil 2'den başlamak istiyorum. Bakın, tek üreteç olduğu ve yapı tamamıyla birbirine paralel olduğu için. Peki biliyorsunuz üreticin gerilimi V kadar ve V gerilimi
paralel bağlı kollardaki R dirençleri üzerinde I akımları taşınmasına neden oluyor. Evet, buradaki I'leri yerleştirdik. Öyleyse L'den çekilen akımın 3I olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Süper. Şimdi gelelim şekil 1'e. Bakın şekil 1'deki toplam potansiyel fark, üreteçlerin potansiyel farkı 2V kadar. Peki V gerilimi R üzerinde I akımı meydana getiriyorsa 2V gerilimi bakın şu kolda ne meydana getirecek? 2I akımı meydana getirecek. Peki yukarıdaki 2R direnci üstünde 2V gerilimi tabii ki I akımı meydana getirecektir. Süper. Dolayısıyla burada ana koldan çekilen akımın 3I olduğunu buluyoruz. Hem K'dan hem de L'den çekilen akımlar birbirine eşit olduğu için tabii ki kardeşim tükenme süreleri de eşittir. Selamlar değerli arkadaşım. İç direnci önem süreteç. Kale lambaları ideal voltmetre ile oluşturulmuş şekildeki elektrik devresinde Reossa'nın sürgüsü ok yönünde bir miktar çekiliyormuş. Buna göre Reossa'nın sürgüsü çekilirken kale lambalarının parlaklıklarının değişimi hakkında ne söylenebileceğimizi soruyor bu soru. Hemen bakalım. Şimdi Reossa'nın olayını biliyorsunuz. Gelen akım tabii buradaki sürgü üstünden devam ediyor. Ve siz tabii sola doğru çektiğiniz zaman daha küçük bir direnç kısmını kullanıyorum derseniz tabii ki hata yaparsınız. Aman dikkat değerli arkadaşım, bu tuzak soru. Çünkü bu kolda ne var? Voltmetre var ve voltmetrenin akım geçirmeyeceğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kol arkadaşlar akım anlamında kapalı. Öyleyse gelen akım, orta koldan gelen akım tamamıyla bu direnci kullanacaktır. Ve siz Reossa'nın sürgüsünü ne taraf hareket ettirirseniz ettirin, buradaki koldaki direnç değerinde bir değişiklik, dolayısıyla bu kola çekilen akımda bir değişiklik meydana gelmeyecek. Öyleyse K ve L lambalarının parlaklıkları tabii ki değişmeyecek. Cevabımız Adana. Merhabalar gençler, ben Alper Emrak Gümüş. Hemen sorumuz ne istiyor? Öğrenelim. İç direnci önem süreteç ve özdeş dirençlerle oluşturulmuş elektrik devresinde S anahtarının açık olduğunu görüyoruz. Anahtar kapatılırsa ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerlerin değişimi hakkında ne söylenebilir şeklinde bir soru var karşımızda. Peki devremize baktığımız zaman belki size zor gelmiş olabilir. Biraz sıkıntılı bir devre olarak görmüş olabilirsiniz ama bence bakın çözümünde o kadar da sıkıntılı bir devre olmadığını anlayacaksınız. Peki hemen başlayalım. Anahtarın açık olduğu durumda bakın tabii ki o koldan akım geçmeyecek. İşte devrenin bu halini bakın buraya, yani o kolun işlevsiz olduğu durumu buraya çizdim. Peki hemen şunu ifade edelim. Burası A noktası, burası da A noktası. Güzel. Bu ortadaki nokta B noktası, devrenin çıkışına da C noktası diyelim. Öyleyse bakın burada şunu görüyorum. Değerli arkadaşım, voltmetrenin gösterdiği değer devredeki A ve C noktalar arasındaki gerilim değeri. İşte o gerilim değeri bakın güzel bir sonuca götürüyor bizi. A ve C noktalar arasında ne var? Üreteç var görmüş olduğunuz gibi. Öyleyse burada voltmetrenin gösterdiği değer üretecin gerilimi kadardır. 60 voltsa voltmetrede ne gösterecek? 60 volt gösterecek. Peki ikinci devreye bir bakalım. İkinci devrede farklı bir şey var mı? Değerli arkadaşım burada ne diyelim? X noktası diyelim. Devam edelim. Biliyorsunuz devrede iki nokta arasında bir devre elemanı bulunmuyorsa aynı harf ile onu ifade ediyorduk. X noktalarını buraya kadar taşıdık. Sonra ortadaki noktalara bakın. Y noktaları diyorum ve burası da Z noktası. Peki bu devredeki voltmetre tabii ki X ve Z noktalar arasındaki gerilimi ölçüyor. Yine bakın benzer şekilde X noktası ve Z noktası bu arasındaki potansiyel fark üreticin gerilimi kadar. Öyleyse değerli kardeşim her iki devrede de voltmetre aynı değeri, yani üreticin gerilimi kadar bir ölçüm yapacaktır. Dolayısıyla voltmetrenin gösterdiği değer değişmez. Bakın hiçbir hesaplama işine girmeden bunu tespit ettik. Peki ampermetre ana kol üzerinde, dolayısıyla devredeki eş değere bakacağım. Eş değer bana ampermetrenin gösterdiği değerin artacağını veya azalacağını söyleyecek. Hemen başlayalım. Bu ilk devremizde 3 harfimiz vardı, A, B, C. Bakın A'dan B'ye 2 tane kolumuz var bu kollarda. R ve R'ler var. Bunları yerleştirdik. Peki B, C arasında da bir R'miz var. Güzel. Öyleyse değerli kardeşim buradaki eşler direncimiz R bölü 2 artı R'den tabii ki ne gelecektir?
3R bölü 2 gelecektir. Peki şekil 2'deki devreye bakalım. Bu devrede ise X, Y, Z noktaları var. Bakın bu kez X ile Y noktaları arasında 3 tane direncimiz var. R ve R büyüklüğünde 3 tane paralel kolda direncimiz var. YZ arasında da bir tane R'miz var işte şu. Onu da yerleştirdik. Bu kez R bölü 3 gelecek paralel kollardan, artı bir de yanda R seri bağlı. R artı R bölü 3'ten bu kez eşdeğer direncimiz 4R bölü 3 büyüklüğünde gelecek. Öyleyse görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşım, eşdeğer direnç başlangıçtaki değere göre tabii ki azalmış oldu. Öyleyse eşdeğer direnç azalıyorsa V eşittir ana kol akımı çarpı R eşledik. Devredeki üreticin geriliminde bir değişim yok, sabit. Eşdeğer direnç azaldığı için ana koldaki akım değeri tabii ki artış gösterecektir. Öyleyse değerli arkadaşım, cevabımız tabii ki deniz ışıklığında olacak.